Yolculuğumuz 14 yıl önce başladığında tek derdimiz Halkın Gazetesi olmaktı. Bazen zor günler geçirdiğimiz bu yolda dünyanın her yerinden hızlı erkek milyonlara ulaştık. Bazen aklımızın sınırlarını zorlasalar da umudun hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ve tüm bunları yaparken patronsuz bir gazete olarak gücümüzü yalnızca senden alıyoruz. Desteğinle büyümeye devam edeceğiz. Merhabalar, Haftaya Bakış'ta birlikteyiz. Bu hafta da memleketin siyasi gelişmelerini konuşacağız. Birkaç başlık seçtik bu hafta, onları değerlendirmeye çalışacağız. Hocam merhabalar. Merhaba Berkant. Hafta sonu bir anda gündem hızlandı. Evet, hızlandı. Mi? Özellikle dün, öğleden sonra Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber hızlandı. Bugün de ağırlıklı olarak onları konuşacağız aslında. McKinsey gelişmesinden başlayalım isterseniz. Geçen hafta Berat Albayrak tarafından açıklanmıştı ekonomi konusunda. Danışmanlık alınacak Amerikalı şirketin McKinsey olduğunu açıklamıştı. Muhalefette özellikle sol kanatta, memleketin sol kanadında IMF'ye gitmediler. Onun yerine McKinsey ile anlaştılar. Evet. Küresel sermaye ile bir şekilde uyuşmak ve onların dümen suyuna girmek için şeklinde eleştirilere yol açmıştı bu. Aslında sağ cenahta da eleştirildi ama çok yüksek frekanstan olmadı bu eleştiriler. Bahçeli'nin eleştirileri vardı. Bunlara karşılık, pardon Bahçeli desteklemişti, diğer işte sağ, irili ufaklı sağ gruplar eleştirmişti. Özellikle İslamcı kanat içinde ABD'ye daha mesafe olan İslamcı yapılar eleştirmişti. Evet. Bahçeli olumlu bulmuştu. Berat Albayrak da eleştirilere karşılık bu ihanet değilse cehaletten kaynaklanıyordur dedi. Dedikten bir iki gün sonra da Erdoğan çıktı. Biz bize yeteriz. kesinlikle söyledim arkadaşlara, onlardan fikir almayacağız dedi. Buradan girelim. Yani biz bize yeter miyiz ekonomi konusunda? Biz bize yetiyorsak AKP yönetiminde niye bu hale geldik? Evet. Niye krizle karşı karşıya kaldık? Buralardan girelim. Daha sonra bu işin biraz daha siyasi taraflarını da ağırlıklı olarak konuşalım. Yani evet, çünkü evet. Muhalefetin önemli bir kozuydu yerel seçime girerken bu. Erdoğan sanki onu almış gibi mi davrandı biraz? Oraları şimdi tabii bu McKinsey olayı ortaya çıktığı zaman ilk önce gördüğümüz şey şuydu. Yani Türkiye zaten bir krizin içerisinde, bu krizin kaynağı olarak AKP zaten ekonomiyi yönetemiyor. Bu son iki ay içerisinde yaptığı hamlelerin hepsi hüsranla sonuçlandı. Dolayısıyla IMF'nin kapısına gidemediğine göre IMF'nin muadili bir şirketle anlaşacak ve böylece uluslararası kapitalist odakların bir biçimde isteğini karşılayacak diye düşünüyorduk. Hatta ben bu anlaşmanın danışmanlık hizmeti olarak cilalanan şeyin çok daha önce kotarıldığına dair de bir fikrim olduğunu söyleyebilirim. Yani 24 Haziran öncesi ya da hemen sonrasına kadar uzayan bir şey. Belki de bu konuda yol alınmış bile olunabilir. Yani bizim işte bu Amerikalı şirket CEO'larıyla olan buluşmalar, Almanya'da Alman sermayedarlarla olan buluşmalar vesaire, bunlar McKinsey danışmanlığının bir parçası olarak da karşımıza çıkmış olabilir. Fakat bence bu iş patlak verdikten sonra saray bu işin kendisine, kendi hanesine bir biçimde olumsuz yazabileceğini gördü. Bunun neden böyle olduğunun arkasında birkaç tane önemli neden var. Birincisi, zaten siz kriz yok diyorsunuz fakat var olan sorunları atlatmak için bir danışmanlık şirketine gittiğinizi açıklıyorsunuz. İkincisi, IMF'ye posta atıyorsunuz ama başka bir çok uluslu şirketle masaya oturuyorsunuz. Şimdi bunun konudaki tavırlar bize aslında iktidarın etrafında kimlerin ne kadar yandaş, kimlerin hangi konularda biraz mesafeli olabileceğine dair bir harita sundu. Bence en trajikomik olan Devlet Bahçeli'nin tweetleriydi. Bahçeli bir cansiperane bir biçimde McKinsey danışmanlığını savundu. Ve bu da aslında bir miktar var olan ittifak hikayesinin ve pazarlık işinin bir parçasıydı. Onu çok net gördük. Ama bu kadar milliyetçi tabana anti-Amerikancı mesajlar göndermek üzerine kurulu bir iktidarın, evet, bakın 60 tane ülkede de bunlar iş yapıyorlar falan diyerek yaptığı cilalama gerçekten tarihe ilginç satırdı. Tarihin ilginç satırdı. Aslında bu bir yandan da şunu göstermiyor mu? Şimdi bu kadar atıp tutuyorlar. Evet. Aslında yerlilik ve millilik üzerine bayağı bir edebiyat geliştirdiler. Evet. Siyasi bakımdan son 1,5-2 yılda. Ama ekonomik olarak
işler dara girdiğinde Amerikan programının dışında üretebilecekleri bir plan program da yok. Yani yok, ve milli tabii, manada. Tabii. Ve zaten bütün işte Rusya ile ilişkiler, Orta Doğu ilişkileri, Katar'dan gelen paralar falan. Tabii ki bunların hepsi bir miktar bu dış politika hamleleriyle ilişkili işler ama hiçbiri de Türkiye'yi kurtarmıyor. Çünkü siz 16 yıl boyunca, şimdi kriz geçen hafta enflasyon oranları açıklandı. Bu enflasyon oranları 2001 krizinin etkilerinin hala yaşanmaya devam etti. 2003'ten beri en yüksek oranlar. Ve 2003 Türkiye'si her şeye rağmen, krizden çıkmış olmasına rağmen bir sürü kamu kuruluşuna sahip, bir sürü doğal kaynağı yönetebilen bir ülkeydi. 16 yıllık iktidar boyunca hiçbirini bırakmadılar. Dolayısıyla yani mevcut olan ekonomik sorunlardan çıkış yolu olabilecek bir kaynak da yok ülkenin elinde. Ne yapacaksınız? İşte çeşitli emperyalist odakların kapılarını çalacaksınız. Onlarla kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapacaksınız falan. Ama şimdi Ertuğrul Özkök, Devlet Bahçeli, Hilal Kaplan, yani bunların aslında hepsi birer tane prototip. Evet. Farklı siyasetlerden, farklı pozisyonlardan aynı şeyi söyleyen bu konuda ve birlikte de aynı şekilde offside'a düşen isimler. İslamcı cenah arasında kemküm edenler oldu bu işte birlikte ama bence bu kemküm etme hikayesinden daha çok yerel seçim ve buna giden süreçte McKinsey hikayesinin kendisine döneceğini düşünen Erdoğan, damadını da boşa düşürme. Yani onu göze alarak, ortağını boşa düşürmeyi göze alarak böyle bir şey söyledi. Tabii ilginç olan şeylerden bir tanesi bu, hemen Erdoğan açıklaması sonrasında böyle bir sözleşme yok, ödenmiş bir para da yok dedi AKP sözcüleri. Ya arkadaşım, bir haftadır bu iş konuşuluyor. İnsanlar size hesap soruyorlar. Diyorlar ki bunun bedeli ne kadar? Kaç aylığını anlaştınız? Hangi kalemden veriyorsunuz? Tık yok. Ne zaman Erdoğan biz bize yeteriz deyince yok, şimdi biz para falan vermedik noktasına geliyorlar. Burada şöyle şeyler de var. Bugün Yaşar Aydın'ın analizi de var bir günde. Anketler, çok anket yaptırıyor ya AKP'ye, evet. Erdoğan ve Erdoğan bunları gerçekten önemsiyor. Hani tabandan yükselen ses, eğilimler nedir ne değildir. Parti politikalarını belirlerken bu anketlere ciddi şekilde göz attı, zaten bilinen bir gerçek. Bu McKinsey konusunda da tabandan çok olumlu seslerin yükselmediği ifade ediliyor. Karar değişikliğinin nedenlerinden biri bu. Diğeri de acil bir çözüm sunma ihtimalinin McKinsey programının Türkiye ekonomisi açısından zor olduğu. Yani bu iki faktörün McKinsey'den danışmanlık hizmeti almama konusundaki karar değişikliğinde etkili olduğu ifade ediliyor. Bunlar yani götürüsü getirisinden fazla olacak. Olduğu gibi duruyor. Çünkü hani ilk mevzu ortaya çıktığında Erdoğan'dan habersiz AKP yönetiminin, Berat Albayrak'ın böyle bir karar almış olması, işte ekonomik danışmanlık konusunda bir şirkete, bir şirketle anlaşması, ortaklık kurması, Erdoğan'dan habersiz bir şekilde zaten imkansız görünüyordu ama o ilk deklare edildiği günden, dün Erdoğan'ın hayır biz bunlarla çalışmayacağız açıklamasına kadar olan süreçte kimi kamuoyu yoklamaları kendi tabanı açısından yapılmış ve bir muhasebe sonucunda herhalde bunun çok karlı bir iş olmayacağı AKP açısından anlatılmış, aktarılmış gibi. Çünkü Erdoğan biraz iyi polis kötü polis de yapmaya çalışıyor bu süreçte. Evet. Hani onlar yanlış yapıyor, ben düzeltiyorum gibi. Aslında arka planda böyle bir muhasebenin karar değişikliğine yol açtığı görülebiliyor. Çok doğru. Tabii sermaye fraksiyonlarının bu konudaki tavrı ne oldu ve Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra acaba ne düşünüyorlar meselesi önemli. Çünkü McKinsey hikayesi ve oradaki danışmanlık meselesi birbirleri bu krizle birlikte çıkarları iyice çatışmaya başlayan Türkiye'deki farklı sermaye odaklarının çıkarlarını uzlaştıracak bir şey olarak da görülüyordu. Bundan vazgeçilmesinin olası etkileri, TÜSİAD cephesi, MÜSİAD cephesi, TOP cephesi, bunlar tabii önümüzdeki günlerde gösterecek kendini. Evet. Bir de tabii bu tarz süreçlerde özellikle bir krizin içindeyken ani karar değişimleri de çok böyle makul ve kabul edilebilir tabii şeyler yani değil. Tabii yani biz hep diyorduk bu rejim istikrarsızlık üretmeye mahkum diyorduk. Yalpalamaya mahkum diyorduk. İşte görüyoruz yani sürekli yalpalıyor. Evet. Şimdi buradan Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili, yani önümüzdeki sene Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili yapmış olduğu kayyum açıklamasına geçelim.
terör bağlantısı olanlar belediye seçimlerini kazansa dahi kayyum atarız dedi. Bu ilginç bir açıklama. Yani terör tanımını da başka bir noktaya taşıyan bir açıklama oluyor. Çünkü seçime girmesine, yarışmasına izin veriyorsunuz. O noktada bir sıkıntı yok. Ama belediye seçimlerini kazandığında vay sen teröristsin diye o belediyeye kayyum atama gibi planların içine giriyorsunuz. Evet. Bir de halkı da aslında seçmeni de bir şekilde terörle iltisaklı hale getiriyorsunuz. Böyle çok, çok kalabalık bir terör ordusu karşınızda duruyormuşçasına bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz. Biraz buraları değerlendirelim isterseniz. Bu kayyum atarız. Evet. Terörle ilişkilendirme konusundaki inat Erdoğan'ın bu yönde ciddi bir arzusu var çünkü son yıllarda özellikle o kutuplaşmanın artmasıyla birlikte esas olarak iktidarını bu zemin üzerine oturtuyor. Bu kayyum açıklaması da herhalde bunun sağına soluna ve çok yakın bir yerine denk düşüyor herhalde. Şimdi kayyum açıklaması bence bazı yapılamamış ya da planlanmış işlerin tutmadığının kanıtı. Birincisi hep şunu iddia ediyordu Erdoğan. Yani bu kayyumla birlikte o bölgede müthiş bir hizmet ortaya çıktı. Hizmet atağı ortaya çıktı. Dolayısıyla işte halkın devletle olan ilişkileri sıkılaştı. Ve buradaki seçmen önümüzdeki seçimlerde tercihini değiştirecek. Şimdi demek ki o tercihin değişmeyeceğine kanaat getirdi ki 6 ay önceden bir kayyum açıklaması yapıyor. Bu işin birinci yanı. İkincisi zaten siz kimi seçerseniz seçin biz oraya kayyum getiririz demek. Yani tercihinizi bu tarafa değil başka tarafa yapın demek bir yandan. Bir gözdağı ve tehdit içeriyor. Onun kadar önemli olan şeylerden biri ki Berkan sen zaten bu çerçeveyi çizerken söyledin. Bütün seçmeni bir biçimde o işte bölgede oy veren seçmeni potansiyel terörle irtibatlı gösteriyor. Peki bunları niye yapıyor? Niye 6 ay önce yapıyor? Aslında çok önemli bir nedeni var. Bu MHP ile AKP arasındaki yerel seçim pazarlığının çok kilit bir noktası kayyum. Bahçeli defalarca kamuoyu önünde gerekirse yeni yasal önlemlerle, gerekirse gayri resmi olarak aşiretler üzerinden bu bölgede işte Kürt siyasetinin bir biçimde belediye almaması gerektiğini söyledi. Bu aslında Erdoğan'la olan pazarlık bağlamında şöyle bir şey ifade ediyor. Yani Erdoğan'ın da işine gelen bir şey. Bahçeli'nin bu talebinin kabul edilebilir bir talep olarak duyurulması başka taleplerinin ya da başka isteklerinin ikinci sıraya itilmesine neden olabilir. Böylece bir miktar pazarlıkta hem MHP'yi hem de MHP'nin temsil ettiği güçleri şimdiden tatmin eden bir çıkış bu. Ve ben şunu da bekliyorum doğrusu. Yani nasıl yaparlar, ne şekilde yaparlar bilmiyorum ama adaylık hikayesi söz konusu olduğunda bu aday Yüksek Seçim Kurulu'nun çeşitli adaylara bariyer koyabilecek bir başka düzenlemeyi hızlı bir biçimde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçirme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Daha önce 12 Eylül sonrasında 1983 seçimlerinin hemen arifesinde bildiğimiz gibi üstünü çizerdi darbeciler. Kim girebilir, kim giremez, kim aday olabilir, kim aday olamaz koyardı. Bunun benzerini mümkün kılacak bir metazori uygulamanın yapılabileceğini de düşünüyorum. Tabii işin bir tarafı bu, işin diğer tarafında afla ilgili çıkışı var Erdoğan'ın. Erdoğan af konusunda hala Bahçeli'nin istediğini vermiyor. Bu McKinsey meselesindeki gibi bir mesele aynı zamanda. Yerel seçimler öncesinde af konusunun AKP'nin hanesine eksi yazacağını düşünüyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar ayak duruyor. Mümkün olduğu kadar kapsamının dar tutulmasını istiyor muhtemelen. Bir taraftan aldığını bir taraftan vererek bu pazarlık işini yürütüyor. Tabii geçen haftanın hararetli gündemlerinden biri olan Bahçeli ile Akşener arasındaki kavganın da bu işte bir payı var, bir yanı var. Bahçeli öyle bir hamle yapıyor ki aslında kendi kitle tabanını mobilize etmek bir biçimde kaybetme ihtimali olan yerlerdeki daha önce 2014 yerel seçimlerinde örneğin Mersin'de, Adana'da
Yine çok işte önemsediği Manisa'da, Balıkesir'de aldığı oyların önemli bir kısmı 24 Haziran'da İYİ Parti'ye geçmişti. Şimdi bunu da gördüğü için büyük ölçüde en yerel seçimlerde kendisine karşı en büyük rakip olarak tanımladığı Akşener'in üzerine gidiyor. Burada sarayın desteğini istiyor ama saray yeteri kadar Akşener cephesine vurmuyor. Çünkü o da pazarlığın bir parçası olarak onu görüyor falan. Böyle Akşener'in zayıflaması MHP'yi güçlendirecek. Tabii. Evet. MHP de o zaman AKP'ye bu kadar muhtaç olmuyor. Evet, evet. Yani bu dengede MHP'nin ne silinmesi isteniyor ne olduğundan daha güçlü bir yere doğru evrilmesi isteniyor. Bunun için de Akşener önemli bir koz. Yani MHP'nin de aslında belli bir boyutta kalmasını istiyor Erdoğan. Tabii. Yani bu bir ortaklık ama çünkü bu ortaklığı doğuran sebeplerinde yok olmasını istemiyor. Yani 24 Haziran'da bu oy geçişi hikayesinde AKP'den MHP'ye oy geçme realitesi bence sarayın bu konuda çok daha titiz hesaplar yapmasına neden oldu. Evet. Şimdi aslında bunu McKinsey konusunda da konuşabilirdik o bahisi. Erdoğan İnönü karşıtı sözleri biliyorsunuz. Evet. İşte dün bir fotoğraf gösterdi. 56 yıl öncesine ait bir fotoğraf. Evet. ABD Başkan Yardımcısı Ankara'ya geldiğinde işte karşılayanlar arasında o zaman İnönü de vardı. Ve hem ABD bayrağını hem Türkiye bayrağını sallarken, elinde tutarken ki fotoğrafını Erdoğan gösterdi ama onun gösterdiği fotoğrafta küçük bir manipülasyon var. Orada Türk bayrağı yok. Sadece evet. Amerikan bayrağı görünüyor. Bu da ilginç bir strateji aslında. Tam kendisine yönelik bir ABD yandaşlığı eleştirisi başlamışken topu MHP'ye atarak, CHP'ye atarak kurtulmaya, bu işin içinden çıkmaya çalışıyor ve çok tarihsel bir figür de seçiyor aslında. Evet. Hani milli şef olarak kabul edilen İsmet İnönü gibi güçlü bir figüre saldırarak bunu yapıyor ve aslında ABD yandaşlığının CHP'ye ait bir şey olduğunu ifade ederek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Biraz bu taktiğin kendisini değerlendirelim. Bir de bu esas olarak AKP CHP ideolojisiyle hesaplaşmasını, yani Kemalizmle hesaplaşmasını, Atatürkçülükle hesaplaşmasını İsmet İnönü üzerinden yapıyor gibi. Çünkü Mustafa Kemal'e bir şekilde dokunamıyor. Atatürk'e bir şekilde dokunamıyor ama onun altından İsmet İnönü'yü seçiyor ve İsmet İnönü üzerinden bir CHP ideolojisine karşıtlık izliyor, ifade ediyor. Bu nasıl bir stratejidir? Ne anlama gelir bu ABD karşılığı açısından? Yani bir de burada tabii kendi tarihini de aklıyor. İşte aslında Demokrat Parti'ye çok yaslanıyor. Tarihi olarak referans gösteriyor. Demokrat Parti'nin çizgisinden geldiğini ifade ediyor. Ama aslında Türkiye'de ilk Amerikan üssü Demokrat Parti döneminde kuruluyor. Demokrat Parti döneminde Türkiye NATO'ya dahil oluyor. Evet, orada hani CHP'nin de çok tutarlı bir çizgi izlemediğini ifade edelim. Yani İsmet İnönü'nün de Amerikancılık konusunda çok katı bir muhalefeti yok. Ama gel gitti bir diplomasi izliyor. İşte 62'de Amerikan Başkan Yardımcısı'na Amerika ve Türkiye bayrağıyla karşı İnönü atıyorum. 2 sene sonra yeni bir dünya kurulur. Türkiye'de onun içinde yerini alır diyerek ABD'ye bir reste çekiyor aslında. Evet, çok katı bir Amerikan muhalefi değil ama bir Amerikan yandaşı olarak da nitelendirilemeyecek bir isim İsmet İnönü. Zaten hani milli mücadelede verdiği, oynadığı rol de ortada. Biraz Erdoğan'ın bu taktiğini değerlendirelim. Evet. Ne yapmak istiyor? Evet. Amerikan yandaşlığı konusunda CHP ile olan zıtlaşması, hesaplaşması nedir? Ve yerel seçime giderken bunun ne gibi bir anlamı vardır? Yani şimdi tabii AKP bu psikolojide yansıtma denilen bir şey var. Hani insan kendi işlediği bir kabahati ya da suçu kabullenmemek için en yakınında ya da işte kendisine emsal olarak görenin üzerine atarak bu işi yapıyor. Şimdi bunun 2 gün içerisinde sayısız örneğini gördük. Bir tarafında bu işin tutarlılık aramamak lazım. Bugün Melih Pekdemir'in yazısında olduğu gibi bir tutarlılık kaygısıyla hareket eden bir Erdoğan yok. Dolayısıyla aynı cümlenin içerisinde hem kriz yok diyor, hem krizi fırsata çevirmek mümkündür diyor. Benzer bir biçimde işte Kirazlıtepe'de yanılmıyorsam Üsküdar'ın bir ilçesinde cami yıktı AKP belediyesi. Ve o sırada Erdoğan işte biz bodrumlarda namaz kılmak zorunda kalıyorduk açıklamasını yaptı. Yani aslında olan şey şu, bu iktidar hangi kabahati işlerse işlesin
o kabahatin daha büyüğünü ondan öncekilerin işlediğine dair bir mesaj gönderiyor. Mevcut rahatlığı tırnak içerisinde kendi tabanının hissettiğini düşündüğü rahatlığında temel kaynağı olarak kendini gösteriyor. Şimdi tabii bu Amerikancılık meselesi McKinsey meselesiyle çok yakından ilişkili. Orada iktidara yönelik eleştirinin en önemli yanı aslında bu şirketin Amerikan çıkarları, çok ulusluk sermayenin çıkarları çerçevesinde hareket ettiğini ki ortada olan, yani işte Suudi Arabistan'da olan ortada, Güney Afrika'da olan ortada falan filan. Şimdi İnönü üzerinden buna cevap verirken bir defa tarihsel olarak şunu, yani bu işin böyle olmadığını bilmediğinden yapmıyor. Onu ya bugün çıksak desek ki, ama bakın siz işte öyle diyorsunuz. Asıl Demokrat Parti bu işin müsebbibidir. Türkiye'de Amerikancılığı sonuna kadar Demokrat Parti ve onun takipçileri Adalet Partisi vesaire kökleştirmiştir. Bütün bu göbekten iktisadi olarak bağımlılık ilişkisini onlar kurmuştur. Doğrudur. Evet, Soğuk Savaş başladığında CHP'nin de Batı kampına dahil olmak için verdiği ödünler vardır. Kurduğu bir ilişki vardır ama bu ilişkinin kökleşmesinin arkasında hep sağ iktidarlar olmuştur. Ve hatta o bayrak sallıyor dediği İnönü aynı zamanda Amerikan yönetiminin isteklerine ters geldiği için düşürülmüştür üstüne. Böyle bir gerçeklik vardır. Ve siz bir cumhurbaşkanı olarak o ülkenin daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış bir ismini, bir de üstüne üstlük Kurtuluş Savaşı'nda komutanlarından birini bu şekilde gündelik siyasetin malzemesi haline getirirseniz işte orada aslında bulunduğunuz mevkinin kendinizden bağımsız olarak o mevkinin özelliğini de kıymetini de ortadan kaldırırsınız. Bu kadar hazin bir şey. Yani herhangi biri değil İsmet İnönü bu açıdan bakıldığında. Bir de tabii bunun üstüne şunu eklemek lazım. Türkiye'de kendi iktidar ortağı olarak gördüğü MHP de aynı çizgi içerisinde, aynı siyasal İslamcılar gibi bir Amerikan projesi olarak büyütülmüş, sevirtilmiş bir organizasyondur. Dolayısıyla bu ülkede bir Amerikancılık varsa o bugün zaten iktidarda. Yani. Evet. Hayır, siyasal İslamcının kökenine baktığımız zaman da ortaya çıkış itibariyle hem Türkiye'de hem dünyada. Evet. Zaten Sovyet tehlikesine karşı tırnak içinde ABD açısından Afgan mücahitlerin beslenmesi, evet, büyütülmesi, işte Batı'ya bu cihatçıların özgürlük savaşçıları olarak lanse edilmesi siyasal İslamcılığa dünya çapında bir popülarite ve sempati kazandırmıştı. Yine 90'larda işte AB, işte 2000'lerin başında diyelim AKP'nin ortaya çıkışı da yine bu model ülke Türkiye pazarlamalarıyla beraber siyasal ılımlı İslamcılığın ılımlı İslam olarak tanıtılması ve Batı'da sempati kazandırılmasıyla ilgiliydi ki yani o zamanlar Erdoğan'ın da ABD ziyaretleri meşhurdur. Yani evet, icazet almak, orada evet, ilişkileri kuvvetlendirmek için çok ciddi adımlar atmıştır. Hatta bir keresinde şeyi de hatırlıyorum. Geçen sosyal medyanın gündemine de gelmişti hatta. Erdoğan'ın Hasan Cemal'e verdiği mülakatta CHP'nin en büyük problemi anti-Amerikancılıktır diye. Hatta başlık da oradan kurulmuştu evet, haberin. Böyle geçmişi olan bir partinin şimdi yani İsmet İnönü üzerinden kendi üstündeki ABD yardakçılığını atması oldukça komik duruyor. Şimdi bu yerel seçimleri konuştuk. Biraz CHP'nin de ne yapacağını, ne edeceğini de konuşalım. Bugün CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir röportajı var. Yaşar Aydın'ın evet, yaptığı röportaj bu. AKP'nin elindeki, AKP'nin güçlü olduğu ilçeleri alacaklarını iddia ediyor Kaftancıoğlu. Üsküdar, Küçükçekmece, Eyüp, Sancaktepe, Bayrampaşa. Üsküdar'ı almaya yaklaşmıştı aslında CHP. İşte, oylar yeniden sayıldı. İhsan Özkes'in CHP evet, adayı olduğu dönemde kaybedildi vesaire. Orada hile konuşuluyor, konuşulmuştu. Burada CHP açısından nasıl bir gelişim görüyorsunuz? Nasıl bir programatik görüyorsunuz? Gerçekten Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi bu ilçeleri almak mümkün mü? Mümkünse de hangi politika izlenmeli? Nasıl hareket edilmeli? CHP açısından yol yordam nasıl oluşturulmalı buraları? Şimdi geçen hafta bir rapor ortaya çıktı. Abant toplantısı, Abant'ta CHP yerel seçim gündemli bir toplantı yaptığını ve bu toplantının sonucunda aslında işte sağa yönelme, sağın diliyle konuşma meselesi
meselesinin ön plana çıktığına dair gazetelere yansıyan bir haberdi bu. Şimdi bu tabii daha önceden alışık olduğumuz bir strateji ve bu stratejinin sonuçları CHP için hüsran oldu. Dolayısıyla yerel seçimlerde bunu tekrarlarlar mı, yinelerler mi? Yine sağda bilinen adaylarla yollarına devam etmek isterler mi? Bunu çok yakın bir zamanda göreceğiz. Büyükşehir Belediyesi başkanlıkla biraz daha geç açıklanır muhtemelen Kasım gibi. Ama diğer ilçeler, yaklaşık 100 küsür ilçenin önümüzdeki hafta gibi belirlenmiş olmasını bekliyoruz. Şimdi bu bahsedilen 14 tane ilçe var elinde CHP'nin ve bu 14 ilçenin içerisindeki dağılıma baktığınızda aslında İstanbul'un hem kültür hayatının hem de ticari hayatının en önemli merkezleri bu belediyeler. Dolayısıyla hani İstanbul'a gelen birinin, İstanbul'da yaşamak isteyen birinin ilk tercihleri olduğu yerler. Bu açıdan çok önemli. Ve bu belediyelerin bir biçimde yeni yerel seçimle CHP'nin elinde kalması için doğru adımların atılması da en az bunun kadar önemli. Biliyoruz ki biz 2014 yerel seçimleri öncesinde Mustafa Sarıgül ile CHP yönetimi arasında masada oturmanın bazı olumsuz sonuçları olmuştu aday belirlenirken. Ve o adayların bir kısmı yerel yönetimde iyi performanslar sergilemediler. Bir de bunun üstüne üstlük iktidar hışmını oraya doğru yönelttiğinde işte Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi belediye başkanları yerlerini, koltuklarını başkalarına bırakmak zorunda kaldı. Şimdi böyle benzer bir pazarlığa tekrar düşünülmemesi gerektiği çok açık. Bir de şunu unutmamak lazım. Önümüzdeki yerel seçimler sadece insanların kültürel ihtiyaçlarının tatmin edildiği seçimler olmaktan çıkacaklar. Çünkü bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik kriz İstanbul'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan herkes olduğu gibi İstanbul'da, İzmir'de yaşayan herkesi statüsü ne olursa olsun bir biçimde etkiliyor. Yeni belediyecilik anlayışının da ve vizyonunun da insanların ekstra masraflar yapmadan, sermayeye mahkum olmadan şehirde mutlu bir biçimde yaşayabilecekleri yeni bir vizyonu ortaya koymalı. Yani artık işte hafta sonu için, eğlenmek için, çocuğunu okula göndermek için yeni ilave masraflarla ezilmekten kurtarılması gereken İstanbullular var. Onun altını çizmek lazım. Şimdi ben 16 Nisan sonrasında tabloya baktığımda diyordum ki yani hayırın önde çıktığı ilçeler vardı ve bunlar AKP için çok önemli kilit ilçelerdi. Örneğin Eyüp, örneğin Üsküdar. Buralarda hayırın başarısı yerel seçimler için bir işaret olabilir diyorduk, beraber konuşuyorduk. Tabii 24 Haziran sonuçları buna biraz şerh düşürdü. Ama CHP eğer doğru bir siyasi doğrultuda stratejide izlerse bence Üsküdar'ı da Eyüp'ü de başka ilçeleri de alabilir. Ancak dediğim gibi bir miktar insanların gündelik yaşamdaki sorunlarını merkeze alan ve bunun üzerinden bir program açıklayan, bunun üzerinden bir kent anayasası açıklayan ki Canan Kaftancıoğlu söyleşisinde buna dair ipuçları veriyor. Çeşitli çalışmalar yaptıklarını, memnuniyet ölçtüklerini, ihtiyaçları ölçtüklerini söylüyor. Umarım bunlar gerçekten titiz bir biçimde yapılıyordur ve yerel seçimler öncesinde doğru adaylarla, doğru bir programla İstanbul'da yeni bir, yani AKP'nin artık kalesi olarak görülen yerlerde bir değişim rüzgarının esme vakti geldi. Ve herkes seçim sonucu bittiğinde şuna bakacak. Yani CHP toplamda elindeki belediye sayısını arttırdı mı yoksa azalttı. Toplamda bunun karşılığı var aslında. Yani değişim isteyen, dönüşüm evet. isteyen bir taban var ama işte buna karşılık ne kadar politika üretilebilecek? Bu talepleri karşılamaya yönelik adımlar nasıl atılacak? Bunlar önemli herhalde. Çok doğru. Çok doğru. Tabii şunu da hesaba katalım. Türkiye genelinde CHP'nin oylarının %2, 3, 4 artıp artmaması değil asıl hedef olarak bulunması gereken şey. Türkiye ölçeğinde daha önce sahip olduğu belediyeleri yitirmemesi ve onun üzerine yeni belediyeler. Kaleleri düşürmesi biraz. Evet. Karşı tarafın kalesini düşürmesi. CHP'nin başarısı
Bununla ölçülecektir. Kesinlikle. Aslında tüm muhalefetin başarısı bununla ölçülür. Doğru. Çünkü her seçimden sonra çıkıp işte %0.5 puan arttırılan oylara bakıp oyumuzu arttırdık, başarılıyız demek kimseye aslında belki tatmin yani etmiyor. Belki yani İYİ Parti gibi daha önce yerel seçimlere girmemiş bir parti için genel seçimde aldığı oy oranıyla üzerine 2 puan, 1.5 puan koymak önemlidir. Ama CHP gibi bir parti için tabii asıl hedef elindeki belediyeleri en az %25 oranında arttırmaktır. Evet. Bitirdik hocam gündemleri. Evet. Ağzınıza sağlık. Senin de ver. Haftaya tekrar devam edeceğiz. Bizden bu haftalık bu kadar. Burada bitiriyoruz. Öne çıkan başlıkları değerlendirmeye çalıştık. Yerel seçime biraz daha var. Hatta bayağı var. Yerel seçim ana gündemlerimizden biri olacak elbette programlarda. Değerlendirmeye, konuşmaya, diğer meselelerle beraber, diğer konularla beraber konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya tekrar yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yolculuğumuz 14 yıl önce başladığında tek derdimiz Halkın Gazetesi olmaktı. Bazen zor günler geçirdiğimiz bu yolda dünyanın her yerinden hızlı erkekli milyonlara ulaştık. Bazen aklımızın sınırlarını zorlasalar da umudun hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ve tüm bunları yaparken patronsuz bir gazete olarak gücümüzü yalnızca senden alıyoruz. Desteğinle büyümeye devam edeceğiz.